Sevgili Almanca çalışanlar, bu dersi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Bir yerden bir yere giderken Almanca'da zu, in veya nach edatları kullanılır. Nach Hause bunu biliyorsunuz. Bir öğrenmiştiniz ilk derslerden bir tanesinde. Ve bu dersin örnek cümlelerinde değişik edat örnekleri göreceksiniz. Üçünü de kullanacağım ve kısa açıklama yapacağım. Almanca'da fark edeceksiniz ki cümle içinde edatların ekleri değişiyor. Bu Almanca dilindeki farklılıklar cümlenin bağlamına ve kullanılan isimlerin cinsiyetine göre belirleniyor. Cümle içinde kullanılan isim kelimelerinin cinsiyetlerini bilmek gerekiyor yani artikellerini. Ben cümle içinde tekrar tekrar söylememek için isim kelimeleri feminin mi, maskulin mi, nötr mü diye bu sebepten renklendirdim. Di artikeli olan isim kelimeleri feminin. Bu yüzden onları her zaman pembe göreceksiniz cümle içinde. Di Ärztin Bayan doktor, di arbeit iş, di şule okul, di Türkei, Türkiye di tante teyze veya hala. Mavi renkte ki isim kelimeler maskulin, maskulin kelimeler diğer artikelini alır, diya baba, baba, diya Onkel, dayı veya amca veya a, doktor ama erkek doktor. Nötr kelimelerimiz ve nötr kelimeler de das artikelini alır. Yeşil renkte göreceksiniz. Das Restaurant, das Büro, das Deutschland di artikeli alan mesela bizim Türkiye'nin artikeli di yani Türkiye devleti feminin. Almanya devleti nötr. Di artikeli alan ülkeler, devletlerin bir kısmını azdır çünkü onlar. Bir kısmını en önemlileri açıklamalar bölümüne vereceğim. Çünkü çok azdır çok devletlerin artık kedi dastır. İtalya mesela, Avusturya veya Fransa, ok? Rusya das. Benim tavsiyem size bu dersi devam izlemeden önce açıklamalar bölümünde su edatı dersini yapmıştım. Onu izlemenizi önce tavsiye ediyorum sonra devam edelim bu dersten. Bu önemli bir tavsiye. Şimdi cümlemize bakıyoruz. Suzi ile yani Suzi ile işe gidiyorum diyoruz. Ich gehe mit Suzi zur Arbeit. Burada zur edatı kullandık. Die Arbeit yani iş isminin dişi. Dişi cinsiyette ve yöneltilmiş hali olduğu için böyle kullanıyoruz. Edat, edatın seçimi bir yere veya hedefe olan hareketini belirtiyor. Su edatını seçiyoruz burada. Suz ile okula gidiyorum. Burada neyi seçiyoruz? Tabii ki su edatını. Ich gehe mit Suzi zur Schule. Suzi ile Türkiye gidiyorsa eğer gidiyorum diyoruz. Bu anlamda bir araç kullanarak gittiğimizi belirtiyoruz. Sürüyoruz anlamında. Bunun için hangi fiili kullanıyorduk? Hani ich fahre sürmek mit Suzi. Elbette trenle gittiğinizde de bir araç ile gidiyorsunuz veya bir otobüsle gittiğinizde de bir araç ile gittiğiniz için illa şoför sizin olmanıza gerek yok. Bu fiili kullanmak istiyorsanız. Yalnız uçakla gittiğinizde ich fare diyemezsiniz. Çünkü uçuyorsunuz. Bunun için bunun için başka bir fiil var. Fliegen. Okay. Şimdi burada görüyorsunuz ki in die Türkei diyoruz. Zu edatını kullanmadık burada. Niçin? Bu edat bir ülkeye veya yere olan hareketi belirtiyor yine aynı şekilde. Peki su edatını kullanmak yanlış olur muydu? Hayır. Genel olarak yanlış olmazdı. Fakat kullanmıyoruz. Çünkü Alman diline yerleşmemiş bu. Söylenildiği zaman ich gehe in die Bu böyle genel olarak bilinen Su edatını kullandığınızda yanlış olmaz. Ama cümlenin söylenildiği bölgede genelde söylenmiyor böyle. İlginç gelir kula ve yanlış olduğu düşünülür. Bu yüzden kullanmıyoruz. Yanlış değil ama kullanmıyoruz. Örnek veriyorum çok duymuşsunuzdur belki. Okula gidiyorum derken de bazı yerlerde ihgeyi indi şule çok duyuyorsunuz. Bu fakat Alman diline yerleşmiş bir üçlü in die Schule duyulur yanlış olmaz. Dur Schule duyulur yanlış olmaz. Dur Türkay denildiğinde de yanlış olmaz. Ama kulakta alışık olmadığı için insanlar yanlış olduğunu düşünür. Bunu bilmeniz önemli. Bu yüzden ben size cümle örneklerini verirken, edatlarla birlikte verirken Genel olarak Almanca'da ne kullanılırsa onu veriyorum. O yönden rahatsınız. Almanya'ya gidiyorum derken nah edatını kullanmanız gerekir ve görüyorsunuz ki Almanya Deutschland yeşil. Yeşil neydi? Artikeli das'tı. Yani nötr. Geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin rengi pembe neydi? Türkiye'nin artikeli değil. Yani dişi. Okey. Österreich'in artikeli das. Yani nötr. Yani eğer ki Avusturya'ya gidiyorsanız Suzi ile beraber o zaman ne diyeceksiniz? Ich fahre mit Suzi nach Österreich. Devam edelim babama gidiyorum derken babama meinem fata mein çünkü sahiplik belirten bir zamir. Vater de maskulin. Bunu da böyle bilinmesi gerekir. Meinemi ona göre çektik. Amcama gidiyorum dersiniz. Bu da aynı. Onkel çünkü maskulin, mavi renkte görüyorsunuz. Onun için zu meinem Onkel. Halama gidiyorum dediğinizde değişecek. Görüyorsunuz ki hala pembe yani feminin, yani dişi. Bu yüzden zu meiner Tante denilir. Restorana gidiyorum derken şimdi dikkat. In restoran. Bu cümlede de hiç kafa yormadan, hiç böyle fazla düşünmeden böyle bu şekilde genel olarak ne kullanılıyorsa bunu kullanıyoruz edatı diyorum. In birleştirilmiş bir edat. In edat. D harfi de restorantın das artikelinin D'si. Fakat benim size tavsiye ettiğim dersi, açıklamalar bölümüne linkini vereceğim. Onu izlerseniz çok iyi anlayacaksınız. Suzy ile ofise e gidiyorum. Ofis, büro ve nötrdü. Ich gehe mit Suzy ins Büro. Bu kadar bilgi yeterli bu akşam için diye düşünüyorum gehen fiili veya fahren fiili ile hani bir yerden bir yere hareket etme olayında hangi edat kullanılır bunu bilmek önemli tabi bahsettiğim linki ve feminin olan devletlerin isimlerini bir miktarını açıklamalar bölümüne veriyorum. Eğer ki gerekiyorsa bu dersi tekrar tekrar dinleyin. iyice anlamanız, önemli tabi. Edatlar dersleri var tabi. Linklerini veririm. Ben zaten açıklamalar bölümüne. Edat önemli Almanca'da. Şöyle bakıyorum da Türkçe'de bu dert yok. Yok yani. Almanca öğreniyorsunuz ve sizi ne artık keller yıldırır ne de edatlar. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ciao ciao.